Bol tuzla mı? Ha, buz tutlaymış. Bol tuzla diye okudum onu. Bir şey olmadı ya. Biraz yandı, 2-3 güne geçer. Öyle ikinci, üçüncü dereceden yanık falan değildi yani. 2-3 günde geçecek bir yanık. Kızardı sadece. Pirince mi yatırayım? Şu an ayaklarıma krem sürüyorum. Yavaşça çorabı sıyırdım. Enes Arihan Prime ile abone olmuş. Imperial ikinci ayın kutlu, hoş geldin. Vettek 16. ayın kutlu. Belki mutlu mu? 13. ayın. IMHB X1 5 kişiye abonelik hediye etmiş. Hopmace 4. ayını kutlamış. Eren Köroğlu Prime ile abone olmuş. Enes Arihan'ı okuduk. Hoş geldiniz. Abone mi oldum da? Hayır, DZNCRZR sen olmadın. TR serverına gelecek Cevahir. NP tavşan önemli değil. Bak bak, Debonair baitini yine verdi bana. O ne lan? Oha! Ünitlerimin atakları karşı rakibin maksimum health'inin %2'sini magic damage olarak vuruyor. Oha! Early game'de hiçbir işe yaramaz ama late game'de adamın amına koyarsın. Bütün ünitler bu arada. Late game comp. Çok OP bu. Nerf. True explorers follow the compass in their heart. I love a challenge. Şimdi ben diyelim ki varsayımsal, tamamen varsayımsal. Bir rol komp oynamak istiyorum. Diyelim ki. Oynamayacağım da hani diyelim ki. Jarvan, Rek'Sai, Sejani, Caitlyn, Ashe mi o? 4'teki ne? Sibir mi o? Ashe değil, Ashe alakasız. Trine Warwick'lerinin güçlü olduğunu biliyorum. Yani az önce Trindamere ile kazandı Yağmur zaten. Lobby oyun bana oyun başı direkt Trindamere atmadığı sürece falan şu an onu düşünmemeliyim. Yani elbet denemeye vaktiniz olur. Şu an bana verdikleri üzerinden bir şey yola çıkarsam, mesela Chemtech ucuz browser var mı? Yok, 3 kos var. Twitch o yüzden mantıklı olmaz çok. Ama Kayt ilgimi çekiyor. Ezreal değil o. Kayt ilgimi çekiyor. Brand de ilgimi çekebilir mi? Debonair'den bir şeyler çıkartabilir miyim? Sen bir git. Sana oyunun en güçlü rol kompunu atayım mı? Kendim buldum, denedim de demiş. Kardeşim, büyük ihtimal oyunun en güçlü rol kompodur ama ben kendim bulmayı seviyorum. Sen bana bir şey atma. Yani bırakın da ilk gün bari oyunun tadını çıkartalım. Bir yerlerden yine birileri komp bakmasın ya da guide'lar okunmasın yani. Bırakın da tadını okuyalım içeride. Düşünelim, beynimizi kullanalım.
Belki. Mesela. Diyelim ki Vi soktuk. Diyelim ki Vi soktuk. Diyelim ki Rex'i soktuk. Diyelim ki Ren. Challenger'la bir işimiz yok. Ya bana bir PB set builder lazım. Bir dakika. Pro builder set 6.5. Yok. DB'ye set 6.5 builder. Yani Tryndamere'i insanlara bırakmak istemiyorum diye alacağım galiba. Ya PB'deyiz, niye insanlara bırakmak istemiyorum? Gereksiz almamam lazımdı. Neyse, elben bir işe yarar. Bir dakika şimdi. Ekstekler nerede? Bu ne? Syndra. Ben nasıl win aldım bu board'da peki? Benim bu board'da win almıyor olmam lazımdı. Benim planımı bozdular. Counterlandım. Bitirdiler gameplay'imi. Echo? Echo da girmez. Talon nerede? Yedi yaptı böyle. Hem Debonair hem Sniper olan 5 kos kalıyor geriye. Sibiri nerede peki? Mantıksız değil biliyor musun? Bak şimdi. Şimdi Sniper. Caitlyn neden sokuyordum ben? Enforcer açıyor diye. Caitlyn'i çıkar. Syndicate saçma. Eşi carry yapsak saçma. Syndicate'le yapman lazım büyük ihtimal eşi carry. Gerçi çok... Hextech niye 4? Hextech niye 4? Alayım ben onu bir. Hexteki düşür. Nok'u çıkar. Rex'e koy. Rex'e nerede? Rex'e koy. Sniper. Sniper nerede? Sik gibi komp oluyor. Talon mu? Eksik yok. Talon var içeride. The ends of war are death. Ben bunu salıyorum. Sik gibi komp oluyor. Hiç mantıklı bir tarafı yok. Yani yapılır evet, şu an belki iş yapabilir ama şey olduğunu göremiyorum. O kadar uzaklar ki birbirlerinden. Yani yakın zamanda böyle bir komp çıkıp oynanacağını falan zannetmiyorum. Çok uzaklar yani. Özellikle Nocturne falan Assassin sokmak durumunda kalıyor olmam.
Gidelim, level alalım. Şey falan oynayalım. Zerimeri oynarız. Ben bunu işleyeceğimi hiç zannetmiyorum. Taşısın itemleri. Satılacak. Aa, fear attığında vurmaya devam ediyor. Tam yine kere oynanmaz da ben eski Nocturne fear attığında vurmaya devam ediyor muydu hatırlamıyorum. Ben 9'a gideceğim galiba ya. Galiba 5 kostlar etrafında oynayacağım. Ama benim bu aldığım eksikle seri seri vuran bir tane keriye ihtiyacım var. Sibir gibi, şey gibi, Zeri gibi. Ben Zeri düşüneyim. Zeri sniper artı debonair miydi? Bu arada artık blitz falan kullanmamıza gerek kalmadı. Oyunun içinde zaten şey geldi. Sıralamayı gösteriyor. Kimle oynayacağını yanda gösteriyor. Ama Blitz sponsor olursa yine kullanmayı düşünebiliriz. İlk defa Hextech şampiyonu %60 health'in altına düştüğü zaman etrafındaki düşmanların kestin yani mana kestini %50 arttırıyor. Bu neymiş? 9 gold. Bir item mı? 9. Oyun başı gelse bu çok OP olabilirdi ama şu an çok bir işime yarayacağını zannetmiyorum. 3 tane farklı 3 kost şampiyon bulsam ne değiştirir ki hayatımda? Peki Hextech'leri devam edeceğim mi? Rolleyecek miyim Hextech'lere? Hadi deneyelim bunu. Sivir oynayalım. Nokus satacağız da. Dümdüz Sivir oynayacağız. Dümdüz Sivir oynayacağız. Benim Sivir build'i çıkartmam lazım. PB'ye 6.5. Benim Sivir build'i... Yanda yapayım da sizin dikkatiniz dağılmasın. Bekle. Oyunu izleyin siz. Hextech. Sivir koysam. Striker kaç tane lazım? Rexa'yı koyalım. Jarvan koyduk. Sej'i koyduk. Yani Swain şart değil. Nok da olabilir Swain yerine. O yüzden random nok atayım. Hextech 4. Striker'lar nereden? Sivir'in peki diğer item'ı ne? Infinity mi? Bence full agro oynayalım ya. Vay girebilir kompa. Vay girdi. Seju var. 4 Hextech. Şunu 4 kostluk 2 tane striker ne var? Irelia artı ne o? Sivir o. Okey.
İrelia'da soktuk, Sibir'de soktuk. Zaten Sibir oynuyorduk. Rexa'yı koyduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8'de bir tane daha Bruiser girebiliyor. 8'de ekstra bir Bruiser giriyor. Yani şöyle yapacağız. 8'de ekstra bir tane daha. Pumpkinch. Bu. 4 Striker, 4 Bruiser, 4 Hextech, 2 Enforcer. Nocturne yerine başka bir Hextech de olabilir. Ben niye win streak'teyim ya? Ben yanda komp yaparken kaybederim diye düşünüyordum. Herkes 9'a falan mı gitmeye çalışıyordu bir de? Win streak'te olmama anlam veremedim. Silko nasıl olur? Silko eğer ki artı bir eksek bulursam ya da 9'a gidersem olur. Runan Sibir'de nasıl olur ki Striker'dan gelen AD ile? Rolleyecek miyim? Hayır. 8 direkt. Bakalım. Hangi Striker'dı? Bu. Sivir'i tam olarak hatırlamıyorum. Runağan çok iyi olmayabilir. Zaten sektiriyor. Runağan saçma. Runağan saçma. Giant Slayer. Yani Infinity'dense sanırım Giant Slayer yapacağız. Bloodthirster yapmam ya. Vursun yani. Can'a göre vuran Hex aldın. Niye Giant Slayer? Çünkü Can'a göre vuran Hex %2 vuruyor. Maksimum canının %2'sini büyü hasarı olarak vuruyor. Giant Slayer komple alakasız bir şey. O aldığım şeyle. Giant Slayer 1800 canın üstündekilere bütün hasarımı %80 arttırıyor. %60 mıydı? %60 arttırıyor. Yani buradakini de arttırıyor. Bunu da arttırır. Fizikseli de arttırır. Şey kaldırıldı. Yerine başka item geldi. Ash gıdıkladı. Ash'e niye Shojin vermiş ki? Kim bu? Persis. Ash ok atmıyor ki oğlum. Ash'te niye Shojin var? Ash oto atak vuruyor. Hasar itemleri vereceksin ona. Infinity, Bass Whisper, Guyunso falan. Still mind, swift movement. Let's bounce. Sacrifices must be made. Mess with the bull and you get the horns. Someone's about to get hurt. Still mind, swift movement. Woo!
Ben Sivir oynayacağım dedim. Sivir göremedim değil mi? Sanırım Sivir'in yerine ben Nocturne kullanacağım. Arka tarafa CC atıyor diye. Tam Sivir'in de güzel tank içer ama arka tarafa CC atması Nocturne'un bizim daha çok yani Assassin buff açık olmasa bile attığı CC iş yapar. Sivir'in Rapid Fire'a ihtiyacı var mı ki? İhtiyacı var diye yapmadım ki. Şu an hem perfect itemları hem char'ları düşünürsen hiçbir şey deneyemeden ölürsün. Şu an itemları düşünme vakti değil. Şu an yapmamız gereken şey gelen itemları slamlayıp can tutup level alıp doğru düzgün char'ları deneyebilmek. Şimdi ben 3 tane bow'um vardı. Rapid Fire yapmasaydım, kenarda bekletseydim, canım az olsaydı. Ulan Sivir'i bulduktan sonra item veremeden ölürdüm ki. Al işte şimdi geliyor. Geçen tur gelmedi şimdi geliyor. Bu sefer işime yaramaz çünkü Last Whisper yaptım. Bunun özelliği armor kırması. Bir işime yaramaz. Jinx de şu an bir işime yaramaz. Vi var içeride. Artık Vi'yle aynı board'a koyamıyorsun. Evet, Sivir yok. Vi'yla Jinx'i aynı board'a koyduğun zaman buff kapatıyorlar. Rival diye bir buff var. Vi'ya mana cost reduction veriyor. Jinx'e de attack speed falan veriyor. İkisini aynı anda koydun mu o buff kapanıyor. Ashe W mi atıyor? Ashe W atıyorsa da çocuğum verilmez yine de. Saçma. W'sunun hasar vurması lazım. Assassin emblem alıp Nocturne'u tutup Sivir'i veya İrelia'yı Assassin yapıp oynayabilirim. Hextech emblem alıp 9'a çıkıp 6 Hextech oynayabilirim. Ya da bunu alıp bir öncekiyle birleştirip %5 maksimum eltine konuşurken heyecanlandım. Konuşurken heyecanlandım. Sivir. 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 Bir tane Sivir. Acı. Hop, Vi'nin 3. ulti geldi. Ben Nocturne carry oynanmaz demiştim, hatırlıyor musunuz? Assassin buff'ı bile açık değil çocuğun, amına koyuyor ortalığın. Oynanırmış meğersem. Ama tavsiye etmiyorum yine. Bir kostsun işte. Ha, Sivir. Şimdi. Kendine attack speed veriyor. Atak damage'ı dağıtıyor. 10 hitleri dağıtır mı bilmiyorum. 10 hitleri dağıtırsa epic. Yani 10 hitleri de dağıtıyorsa ne demek 10 hitleri dağıtmak? Aldığım Hextech olayındaki ekstra bonus magic damage'ı da sektiriyorsa bayağı iyi. Another contract completed.
Sivein yerine nok koymam lazımdı aslında. Ama yok ya, şart da değil. Ama nok koymam lazımdı. Dağıtıyor. Dağıtıyor. Sivir'in pasifinin oto atakları 5 altılı dağıttı. Bunları dağıtıyor. Bak, büyü hasarına bak. Yani Hextech'ten de gelen bir büyü hasarı var ama hayvan gibi büyü hasarı var orada. Ricochet dağıtıyor bunu. Wow. Dokuza gitmem lazım mı benim? Dokuzda ne koyacağım? Aa, bir dakika. Direli neydi? Scrap. Echo. Echo. Bu da şey olacak. Tam genç 2 dersek. Assassin var mı da bir de? Var. Bak, bir level Sibir'in çıkarttığı hasara bak şimdi ölmezse. Bir level Sivir most damage sadece ultisini açıp 4 atak falan vurabildi. Öyle fight'ta uzun sürede hayatta kalamadı. Irelia'ya item alınabilir. Shroud alınabilir ama PvE'deyiz. Yani birilerine Shroud atmayı kovalayacağımı zannetmiyorum. O yüzden Irelia'ya Titan alayım. İkinci Kerim İrelia benim buradan. Burayı bir level Sibirim'le yenebilirim bu arada. Bir level Sibirim'le burayı yenebileceğime inanıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü ben daha iyi oyuncuyum. Player Diff denilen bir şey var TFT'de. Bu arada aldığımız Hextech de diyor ki bir Hextech şampiyonu ilk defa 60 altın, yani 160 altın altına indiğinde etrafındakilerin maksimum manasını %50 arttırdığı için ikinci kestleri atmaları uzun sürüyor. Yani arka tarafa zıplayıp arka tarafında mana olayını arttırma muhabbeti şunla nok daha iyi Swain'dense. Kesinlikle bunu aldıktan sonra arkaya da birinin atlaması worth yani. Kaç armor MR kıracak? Rexxay'ı hayvan gibi armor MR kırıyor. Direkt yok etti orayı. Ama bir level Sivir'le bu kadar. Oha, Sivir'in hasara bak. Allah aşkına ekleyebilir miyim ya?
Silco'nun ne yaptığını yeni gelenler için tekrar anlatayım. Takımdan Charlara maksimum health, attack speed ve CC immun veriyor ama 8 saniye sonra Charlar patlıyor. Bazen çok da iyi olmayabiliyor patlama olayı. Savor the misery. Let's get going. Quick feet, quick trigger. I'm always ready. Gerçekten Sivir oynayamayacak mıyım ya? Get paid and get out. Bak Zeki attı, Zek patladı mesela. Gördünüz mü onu? Yani Silco'yu bu arada öne koymamın sebebi önündeki iki hex'e de mana ile başlatıyor. Bak şöyle örnek vereyim. Silco'nun bu açtığı iki hex yüzdeli mana ile başlıyorlar. Mesela kime örnek verelim? Jarvan'ın 100 manası var. Buraya koydum. 100 mananın %40'ını alıp, yani 40 mana ekstra ile direkt ulti atarak başlayacak. Şöyle mesela. Sokar mıyım? Bunu. Belki Zeri'ye dönersem Jhin artı Orianna falan sokabilirim. Arkada Nok adamın sivirini acı çektirdi ama arkada Nok acı çektirdi ya. Ama yine de kaybettik çünkü sivirim asla 2 olmuyor. Ha, sivirim 2 oldu. Still mind swift movement. Daha Zeri'ye dönmem ya. Ben bunu oynarım. Bunu denemek istiyordum. Tamam Zeri güçlü olabilir ama başka oyun deneriz. Ben Eko sokacağım dedim. Bunu soktuk. Nasıl oldu o iş? Eko sokacağız deyip Silco soktuk. Olsun. Direkt Jarvan'ın verdiği, yani ulti attırıp atak speedle başlatması güzel. Hadi Sivir, artık 2 level oldun, göster gücünü. Göstermeye başladı. Gerçekten göstermeye başladı. Bu arada Tahm Kench koymak istiyorum da 2 level olmadan koymam. Beatlemek de istemiyorum. İrelia üçleme ihtimalim var. Aa, Assassin alabilir miyiz? İrelia'ya asas yapalım. Something need killing. Ben nasıl İrelia'ya işlemeyi düşünüyorum ki, bunda da var. Önemli değil ama. Assassin var mı bunda? Assassin yok bunda. Ben burayı net kazanıyor olmam lazım. O kadar easy kazanmam lazım ki. Hayatımın en easy fight'ı olması lazım. Neden biliyor musunuz? Çünkü player diff. Olmadı. Silco'yu çıkartmam lazım. Beni Silco patlattı. I'm always ready. No joke, beni Silco patlattı. Charlar ölmeden Silco öldürüyor. Ciddiyim.
ikilenmezdim. Verdif. Az önceki fight'ın da böyle olması gerekiyor. Savor the misery. Zeke direkt ultiyle başlattığımız senaryoda nasıl oluyor? Vaya çünkü onu vermek saçma. Direkt full mana. Tamam, Zeke'le Jarvan'ı full mana başlatıyoruz, okey. Jarvan direkt atak speed verdiği için. Arkada Sibir'le bu uğraşıyor diye ona mı versem? Peki bu niye arkada duruyor? Kötü pozisyon almış. Pozisyonum bayağı kötüydü ama yine de kazanacağım gibi duruyor. Nice. GG. Bunu belki Sivir Keri diye YouTube'a atabiliriz. O yüzden ben hatırlatayım videoyu. Beğenmeyi, likelamayı, çana tıklamayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın diye de. Çayım soğudu bu arada. Güzel bir Sivir Keri oyunuydu aslında bu. Sivir'in farklı bir build olabileceğini zannetmiyorum. Maksimum build'i budur. Yani gerçekten başka Sivir'in hem Striker hem Hextech olarak yapılabilecek başka bir build olduğunu düşünmüyorum. Sivir build'i net budur yani.